Bence CHP başarılı değil. Kılıçdaroğlu olduğu süre içerisinde asla başarılı değil. Ama Muharrem İnce başarılı gerçekten. Peki. Tek başına bence o çok daha başarılı. Çok güzel bir renk kattı aslında siyasette, gerçekten söylüyorum. Bir enerji kattı, renk kattı ama sonuç olarak Kılıçdaroğlu onu maalesef genel başkan yapamayacak kesinlikle. CHP'yi vermedim ama İnce'ye kesinlikle tam olarak güvenim var yani. Vermememin sebebi CHP'ye karşı senelerdir gelen bir soğukluğun olması. Hiç aile faktörü ya da arkadaş faktörü yok. Ama ayrı ayrı değerlendirildiği zaman İnce her zaman arkasındayım ama CHP konusunda pek sıcak bakmıyorum. Kılıçdaroğlu yüzünden olduğunu düşünüyorum gerçekten. Yani gitmesi konusunda çok fazla söylemler çıktı ve çok haklı buluyorum söylemleri. Çünkü senelerdir sıra gelen bir olay var. Yani CHP'nin sırf başına Kılıçdaroğlu olduğu için oy alamaması. Yani bu herkesce bilinen bir şey zaten. Muharrem İnce'yi başarılı buluyorum. Hem kampanyasını hem kendi düşüncelerini, kendi savunduğu idealleri başarılı buluyorum. CHP'nin başından beri savunduğumuz, şahsen taraflı yorum yapacağım, savunduğumuz ve beğendiğimiz çok ideali vardı. Çok planı ve açık fikirleri, güzel geleceğe yönelik fikirleri vardı ve şu anda bu dönemde bunun bozulduğunu görmeye başladığımı düşünüyorum. Ben CHP'yi başarılı bulamadım. Çünkü sürekli yerinde sayıyordu. İlk defa oy oranı olarak yerinden düştü. 22'lere düştü. Bence başarısızdı. Muharrem İnce bence başarılıydı. Yani başaracağız dedi. Bence başardı da. %30 benim için bence iyi bir seçim sonucu. Bence Muharrem İnce samimi, içten, bunlar başarıyı getiriyor. En önemli şey bu. İnsanımız bunlara bakıyor. Samimi ve içten konuşuyor. Yapacağım diyor. Bence yapardı da söylediği birçok şey ülke olarak. Yani şahıs olarak yapardı da. Onun haricinde CHP sürekli yerinde sayıyor. Yani sürekli hep aynı hareketler. İtiraz ediyor. Seçim çalışmaları hep aynı. Yani biraz reform olması lazım. Değişmesi lazım. Kendini değiştirmesi lazım. Bence artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi lazım. Ben öyle düşünüyorum. Kendi şahsi düşüncem bu benim. CHP'nin artık belli bir kesime değil, bütün kesime hitap etmeye başlaması lazım. Yoksa bu böyle gitmeyecek. Çok çalışmalı. AKP gibi çok çalışmalı. Gerçekten söylüyorum. Aynı onlar gibi çok çalışmalı. Biz şimdiye kadar ben ticaretle uğraşıyorum. Ama AKP'den o kadar çok ziyaretimize gelen ve sorunlarımızı öğrenen var ki bir tane CHP'den gelen yok şimdiye kadar. Değişik bir kitle var. Ne yaparsa yapsın Tayyip Erdoğan bugün ceketini koysa %40 oy veren bir kitle var. Bunu kandırmak, bunları yani bunlardan oy almak çok zor bu ülkede. Daha çok çalışmak lazım, daha çok uğraşmak lazım, daha çok her kafaya girmek lazım. Bundan yani. Muharrem İnce bence Kılıçdaroğlu'nun aksine daha kucaklayıcıydı. Hani insanlar bunu gördü. Evet %52'lik bir kesim ona oy verdi. %30'luk bir kesim ona oy verdi. Ve bayağı da yüksek bir kesimin aldığını düşünüyorum. Daha kucaklayıcıydı, daha hoşgörülüydü. Bence bu şekilde politikasını yürütürse halkın daha da büyük bir kitlesine hitap edebileceğini de düşünüyorum. Gerçekten Muharrem İnce'nin bir samimiyeti var. Ve gerçekten bayıldığım bir samimiyeti var. Söylediği sözler... Yani yalan konuşmuyor. Politikadan nefret eden bir insanım ve oy kullanmayacaktım. Normal şartlarda gerçekten kullanmayacaktım. Sırf oy kullanmak için şehir dışına ikamet kaydettiğim yere gittim ve bilmiyorum, açıklaması çok güç gerçekten. Daha hissiyatla alakalı olduğunu düşünüyorum. Muharrem İnce'nin CHP'ye katılmasını pek istemem kısacası. Yani partisiz bir şekilde zaten oynaması önemli bir noktaydı. Yani en çok sevdiğim kısım da oydu. Tabii ki ilk akla gelen keşke Kılıçdaroğlu istifa etse de CHP'nin başına İnce geçse. Ama şu anki konuşmalardan ve durumdan istifa etmeyecekmiş gibi gözüküyor. Bir şekilde istifa etmesi olumlu bir sonuç doğurabilir. Çünkü hem CHP seçmenini almayı başardı hem de CHP seçmeni olmayan insanları gerek sağdan gerekse diğer partilerden almayı başardı. Ama CHP'de kalması dezavantaj da olabilir. Sadece CHP seçmeni onunla kalabilir. Bence kan değişimi her zaman güzeldi. Bence partinin başına geçmeli. En azından CHP içinde bir değişiklik olur. Hadi. Muharrem İnce partinin başına geçer. Bir sonraki seçimlerde %30'un aşağısında oy alırsa bence o da değişmeli. İnsanların bu şekilde hani artık gönlüne girmeyi başardı. Bu şekilde de devam ederse ve şöyle hani genellikle solcu ve sağcı arasındaki farklar çok fazla var. Ya insanlar farklı görüşlerde ve bu insanları ayrıştırıyor. Onun yerine hani tek bir merkezden olsa, hoşgörülü gitse ki bence böyle de gitti. Yani böyle devam ederse bence artık
sağ ve solu birbiriyle eğer kaynaştırabilirse daha da büyük kesimlere hitap edebilir. Böylelikle daha da fazla oy alabilir diye düşünüyorum. Çok